Dolayısıyla emniyet dediğimiz şey, hangi emniyeti arıyoruz? Ne korkumuz var ki diyen kimseler, hangi korkumuz yok ki? Nasıl başladığını bilmediğimiz bir hayattan tek tek seçilip götürülüyoruz. Yaşlılar sıra sıra, gençler ara sıra götürülüyor. Ama illaki herkes götürülüyor. Nasıl korkmayalım? Düne kadar kimliğini bildiğimiz, varlığını bildiğimiz, olmazsa olmaz dediğimiz kişi bir anda kayboluyor, kimse izini süremiyor. Nereye gittiğini bilmediğimiz bir meçhule kapılıyoruz. Ve sıranın bize geldiğini hepimiz biliyoruz. Nasıl korkmayalım? Yokup bitip tamamıyla ortadan kalkıyor muyuz? Vardıksa nasıl yok oluyoruz? Bir özümüz, bir varlığımız var ise, şu an kendimizi hissettiğimiz, o bedenimize bağlı olmayan, bizi biz yapan, gözümüzü yumduğumuzda kendi içimizde en derinde hissettiğimiz özümüz. Bunun bu topraktan gelme kemikle, etle, kanla bir bağlantısı olmadığını az çok kestiriyoruz. Ama ölüp giden kimselerden hiçbir ses alamıyoruz. Nasıl korkmayalım? Öyle bir yok oluş ki buradan gözüktüğü kadarıyla imha ediyor. Dolayısıyla görünür bir korku geleceği var önümüzde. Allah Azze ve Celle böyle bir gelecek korkusu ve ölümle birlikte geçmiş hasreti, geçmişe yönelik üzüntüyü, ölüm ayrımında düşünün, geleceği korku, geçmişi bütünüyle üzüntü. Bu iki korkunç duyguyu Cenab-ı Hak ancak müminler için esenlikle değiştirdi. Vesselamu aleyye yevme vulittu ve yevme emutu ve yevme ubaathu hayya. Bu esenlik, bu emniyet iman edenler, Allah Azze ve Celle'ye tutunup ona bel bağlayanlar, ona karşı saygılı olanlar, onun ayetlerini okuyanlar, onun gücüne, kudretine yaşam boyunca tanık olanlar ve hayatı bu merkezde gören kimseler. Nasıl olduysa bir şekilde olmuş, nasıl olduysa da öylece kaybolup gidiyor. Hepsi bu yaşamımızdan ibaret. Yok bunun bir geleceği deyip de akletmeyen, sorgulamayan, varlığını anlamlandırmayan kimseler, Yüce Yaratıcı'nın bu muazzam yaratışını hem kendinde görürken, hem doğan bir bebede görürken, hem eşyada, varlıkta, hayvanlarda, çiçeklerde, bitkilerde görürken, buna gözünü kapamayan, bunun illaki bir var edicisi olmalı deyip de ona yönelip saygıyla eğilen kimseler, Allah bunlar için emniyet vaat ediyor. İşte Hazreti İbrahim Aleyhisselam, Cenab-ı Hak iki ayet önce bu emniyetli noktaya nasıl geldiğini bize öğretti. Gökte baktığı cisimlerden en büyük iri olanla herhalde bu dedi. Bu varlığı yöneten, düzenleyen, sonra onun bir düzen içerisinde emri amade hareket ettiğini ve kaybolduğunu görünce yok yok. Bu da bu sistem içerisindeki kontrol altındaki varlıklardan biri. Baksana yörüngesinde hareket edip duruyor. Sonra aya yöneldi, sonra güneşe yöneldi, sonra o cümleye yöneldi. Bunların hepsini ben de içinde olduğum, yerin de içinde olduğu, göklerin de içinde olduğu, bunların hepsini kim var etmişse onu görmüyor. Ama kimse o tanım üzerinden, hani dedik ya soyut tanım üzerinden, her kim ise o, onun önünde eğiliyorum dedi. Bu saygım, bu eğilmem onadır. İşte iman, Cenab-ı Hakk'ın Hazreti İbrahim gibi iman edin dediği, bu İbrahim'in milleti. O dönem insanların, İbrahim kalktı bir görünmez Tanrı'dan söz ediyor. Tanrı dediğin muhabbette görülür, yıkarsın, silersin, önüne yiyecek sunarsın. Görünmez de Tanrı olur mu diye yadırgadıkları, Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın ise tanım üzerinden gitti. Yani matematik yaptı. Tanım. وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذ۪ي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Gökleri ve yeri var edene yüzümü çeviriyorum. Ona hiçbir şeyi şirk koşmayacağım. Hiçbir varlığı, şu gözümle gördüğüm hiçbir varlığı onun yanına ilah diye yaslamayacağım. Ve bu tertemiz akide, bu akıl dolu yaklaşım, bu muazzam tanım kişiyle Rabbini hiçbir tehlike ve risk barındırmadan buluşturuyor. Kesin, net. Kim beni doğurduysa ona yüzümü dönüyorum. Kim vakti gelince canımı alıyorsa, benim ebeveynimin canını aldıysa
ben onun önünde eğiliyorum. Kim şu gökleri yönetiyor, şu çiçekleri bitiriyor, şu hayvanları yaşatıyor, şu bebeleri doğuruyor ise ben onun önünde eğiliyorum. Yüzümü ona dönüyorum. Bu hiç %1 bile hata kabul etmeyen bir yaklaşım. Cenab-ı Hakk'ın dost doğru matematik gibi din dediği, insanın fıtratıyla birebir örtüşen bu yaklaşım. Buna hiçbir şekilde şirk ile gölge düşürmemeliyiz. Hiçbir varlığı kutsal sayıp Cenab-ı Hakk'ın yanı sıra onun yanına ilah benzeri, ilah bozuntusu, çakma ilah diye yaslamamalıyız. Bilmeliyiz ki o kudret bütün işleri evirip çeviriyor. Bütün ümidimizi ona, bütün korkularımızı da ona yönelik yaşamalıyız. O emniyet sağladıysa artık emniyetteyiz demektir. Kimse bize sıkıntı yaşatamaz. O Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın önceki ayette nasıl korkan ben sizin bu putlarınızdan, ben bunlardan niye korkan dediği emniyeti zaten İbrahim Aleyhisselam o esnada yaşıyor. Ona diyorlar ki sen bu büyük puttan nasıl korkmazsın, filanca puttan nasıl korkmazsın, bunlar ki şöyle şöyle anlatıyorlar bir sürü menkıbeler. Hazreti İbrahim Aleyhisselam nasıl korkayım diyor. Korkuyu öldürmüş onlara karşı. Çünkü biliyor ki her şeyi Yüce Yaradan elinde tutuyor. Allah Azze ve Celle bana hayır dilese onlar bu hayrı engelleyebilir mi? İn aradani Allahu bi rahmetin hel hunne mumsikatu rahmetihi. Bunlar Allah'ın rahmetini tutabilir mi? Soruyor onlara. Hayır, tutamaz. Allah Azze ve Celle bana bir zarar dilese hel hunne kâşifâtu durrihi. Bunlar Cenab-ı Hakk'ın zararını çözebilir mi Allah'a rağmen? Çözemezler. O zaman benim bunlarla bir işim yok. Ben Yüce Yaradan'dan sıkıntılarımı çözmesini, Yüce Yaradan'dan bana rahmetini yaşatmasını, isteklerimi karşılamasını, ben kapıya dayandım diyen, İyyâke na'budu, sadece sana ibadet eder, ve İyyâke nesta'in, ve yalnız senden yardım dileriz dediğimiz, kendisini alemlerin Rabbi olarak tanımladığımız, ne bir dağ, ne bir muhit, ne bir zemin, hiçbir şeyle ilişkilendirmediğimiz, huzuruna duyduğumuzda yüzümü gökleri ve yeri var edene döndüm diye namaza başladığımız, onu alemlerin Rabbi diye hamd ettiğimiz muazzam bir inanç. İçinde şu kadarcık ne Arabına ait, ne Acemine ait, ne Türküne ait, ne Lazına, Kürdüne ait bir şey olmayan bu tertemiz akide. İşte buna gölge düşürmeden yaşamını sürdürebileceksen Cenab-ı Hak emniyeti vaat ediyor. Ama hem böyle bileceksin Cenab-ı Hakk'ı, her şeye egemen, hem de şurada şunu yap dedikçe umursamayacaksın, burada bunu yap dedikçe umursamayacaksın. Bu saygısızlıkla bu tanıma birlikte yürür mü? Yürümez. Bu saygısızlık seni bu güzelim tanıklıktan alır götürür. Sonra ağzında bir tek eşedü kalır. O eşedünün de ne işe yaradığını bilemezsin. Ve sana o hiçbir şey sağlamaz. Bir zaman sonra gelir onu da atarsın. Dolayısıyla hidayet buradan başlayan ve buradan devam eden bir süreç. Kulun bu hidayeti koruyabilmesi için yaşam boyu çabası gerekiyor. Bu çaba günahlara karşı direnç ve itaatler, Allah Azze ve Celle'ye itaat konusunda da sebat gerektiriyor. Bu sebat kusursuz, bu günahlara karşı direnç de kusursuz olmalı gibi bir ideal şeyden söz etmiyoruz. İtaatler konusunda da düşüp kalkabiliriz. Yeri gelir camiye gidemeyebiliriz, evde kılabiliriz. Hatta olur ki yeri gelir belki namazı bile kaçırabiliriz. Ama bunu hemen telafi etmeye, yani bedende açılan bir yara gibi, bunun hemen kapanmasını bekleriz. Eğer bir zaman, uzun bir zaman sonra o hala yara yerinde duruyorsa biz ne yapıyoruz? Bundan şiddetle tedirgin oluyoruz. Hele bir de büyürse falan böyle, vallahi hastaneden ayrılmayız yani. İşte bu teşbih nasılsa tevbe konusu da öyle. Yani olur, düştüm, incindi, morardı, 3-5 geçmesini bekleriz. Yara açıldı falan, orayı gerekirse dikiş attırıp kapatıp, ama kapanmasını, ve yaralandı, oradan hafif kan aktı diye kıyameti kopardığımız olmuyor. Olur diyoruz. Ama kan akmaya devam eder, yara kapanmaz ise, gün geçtikçe orayı böyle cırıp iyice büyütüyorsan sorun var demektir.
Ve bir süre sonra o küçücük yara senin hayatını tehdit edebilir. Aynı bu benzettiğim şekliyle kişinin bu hidayetini sürdürülebilir kılması amelleriyle ancak mümkündür. Cenab-ı Hakk'a duyduğu sevgiyle ve saygıyla ancak mümkündür.